Hepiniz Gel Bizden Ye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte akşam yemeklerinde çok rahat tercih edebileceğiniz, sofraya koyduğunuz gibi anında bitecek ve tadı damağınızda kalacak bir tarifle geldim. Bugün sizlerle birlikte fellah köfte yapacağız. Gerçekten benim yapmayı da yemeyi de çok sevdiğim bir tarif. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, video bitince de yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. İlk önce 2 su bardağı kadar ince köftelik bulgurumu çırpma kabımın içerisine alıyorum. Daha sonrasında 2 su bardağı kadar sıcak suyumu üzerine ekliyorum ve ağzını kapatıyorum. Bulgurlarım şişene kadar yaklaşık olarak bir 20-25 dakika kadar bekliyorum. Bulgurum şiştikten sonra ise 1 su bardağı kadar irmiğimi, 3 yemek kaşığı unu, 1 yumurtayı, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 adet orta boy rendelemiş olduğum soğanı, isteğime göre tuz ve kimyon, pul biberi içerisine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Köfte harcımız hazır olduktan sonra ise borcamımızın tabanına un serpiştiriyoruz. Attığımız köfteler birbirine yapışmasın diye. Ardından bir kasenin içerisine su koyuyoruz köfteleri alırken elimize yapışmasın diye. Daha sonrasında köfte harcımızdan birazcık alıyoruz. Elimizde yuvarlıyoruz ve tam ortasına serçe parmağımızla küçük bir oyuntu açıp borcamızın içine atıyoruz. Bu şekilde hepsini tamamlıyoruz. Köftelerime şekil verme işlemim bittikten sonra ise suyumu kaynatıyorum. Ardından su kaynadıktan sonra ise 1,5 yemek kaşığı kadar tuzumu suyumun içerisine ekliyorum. Ve yavaş yavaş köftelerimi kaynayan suyun içerisine atıyorum ve pişmeye bırakıyorum.
1-10 dakika kadar piştikten sonra ise pişen köftelerimi borcamın içerisine alıyorum. Köftelerimiz piştikten sonra ise biz de sosunu yapmaya başlayabiliriz. Yarım su bardağı kadar yağımı tavamın içerisine alıyorum. Ardından biz bir kıştan hazırlamış olduğumuz konservenin yarısı kadar domates sosumuzu ekledik. Ama siz 4 adet ya da 3 adet kadar domatesi rendeleyip de ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında 1,5 yemek kaşığı kadar salçayı içerisine ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Güzelce birbirine karıştıktan sonra ise yarım demet kadar doğramış olduğum maydanozumu yine sosun içerisine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Köftenin içerisinde tuz olduğu için tuz çok fazla eklemeyin. Yani bir çay kaşığı ya da 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekleseniz de içerisine kafidir. Güzelce karıştıktan sonra ise sosumuz artık tamamıyla hazır. Hazırlamış olduğum sosumu köftelerin üzerine döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Köftem artık tamamıyla hazır. Sadece tek yapmam gereken hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu üzerinde gezdirmek ve doğramış olduğum maydanozu da yine üzerinde gezdirip afiyetle yemek. Evet arkadaşlar, fellah köftemiz artık tamamıyla hazır. Hem görsel şöleniyle hem de tadıyla eminim ki bir kere tadına baktığınızda sürekli yapmak isteyeceğiniz ve yapacağınız bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.